geliyorum. Dikkat! Ne varıyorsun lan? Zar atıyorsunuz paşam. Atıyorsan ben atıyorum. Sana ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah yarabbim. Hadi oğlum düşeç. Yek geldi paşam. Dikkat! Lan ne bağırıyorsun be? Size yek geldi paşam. Lan geldiği zamana geldi. Ne dikiliyorsun tepemi? Şunu teriz edin de beni kurtarın şu evden be. Şuraya bir kapı alabilirsiniz paşam. Dikkat! Çek kapıyı elinle göğüslerinde hazırsın komutanım. Silah! Çek! Başımın belası köpek. Saça bak saça. Torpilim bizi. Efendim iyi günler. Biz olacak o kadar televizyonundan geliyoruz. Dikkat! Muhabirler solda. Buyurun efendim hoş geldiniz. Bir çay alır mıydınız? Biz teşekkür ederiz. Müsaade ederseniz birkaç soru sormak istiyoruz. Dik! Tabii efendim sorabiliriz. Müsaadeniz. Esas duruş! Efendim size sorum şu olacak. Niçin darbeleriniz başarılı olmadı? Yani niçin tavlarınızı paşa paşa oturup da Marmaris'te oynamadınız? Yani ne oldu da olmadı? Dik! Bu halise de bizim bir suçumuz yok. Medya icadı oldu, darbe bozuldu. Efendim siz meslek hayatınız boyunca darbe yapmaya çalıştınız fakat başınıza gelmeyen kalmadı. Bir türlü darbeyi yapamadınız. Efendim aslında yaptık. Ne yaptınız? Şaka yaptınız herhalde. Yok hayır, darbe yaptık. Allah Allah, bizim bundan niye haberimiz olmadı Sayın Paşam? Lan? Benim karımın bile haberi olmadı ki bundan. O nasıl oldu? Açıklayayım. Dikkat! Paşama çıkama yapıyor! Biz darbeyi yaptık yapmasını ama bir türlü millete haber veremedik. Bu ne iş paşam ya? Aziz Nesin hikayeleri gibi. Yağmur yağdı, elektrik kesildi, telefon kesildi. Ondan mı yapamadınız? Alakası yok. O zaman niye kimseye haber veremediniz? Anlatayım da dinleyin. Dikkat! Paşam açıklama yapıyor. Sayın vatandaşlar! Yüce Türk milleti! Bilindiği üzere ülkede durum her geçen gün kötüye gidiyordu. Sivil yönetimin sivilceden farkı kalmamıştı. Bu nedenle ülke yönetilemez hale gelmişti. Koltuk kavgası koltuk altı söküğü haline gelmişti. Ortalık felaketti, koltuklara kılıf uydurulmaya başlanmıştı, yöneticiler uyuyordu ve çıkar hırsı yüzünden aciz kalınıyordu. İşte bunun içindir ki bu kötü gidişe dur demek hasıl olmuştu. Silahlı kuvvetler olarak kuvvetimizi göstermek ve memleketin idaresine el koyma, bu yola baş koyma zamanı gelmişti. Biz de koyduk, işte el, işte baş, baş baş, baş baş. Tamam. Hocam çok iyi oldu çekim. Teşekkürler. Kutlarsın. Arkadaşlar toplayın kameraları. Çekim bitti. Teşekkürler. Tebrikler. Tebrikler. Tebrik ederim paşam. Tebrikler. Tebrikler. Şimdi karargaha dönelim. Kararlar alalım paşam. Tamam. Dikkat! İlk hedefimiz kul ordu komutanlığı marş. Bak yanında bağırmasana. Sıva. Küçük şey mi yutturdu bana? Anlıyor. Hayda ne oluyor paçalar ya? Paşam siz konuşmanızda sokağa çıkma yasağından bahsetmediniz mi? Ya bahsetmeye ne gerek var? Bu memlekette 10 senede bir darbe olur. Artık millet ne yapacağını bilmiyor mu ya? Korkarım bizi hiç kimse takmıyor paşam. Niye takmıyormuş? TV'de o kadar şeyimizi yırttık. Gırtlağımızı. Lan domatesi. Buyurun paşam. Ne yapıyorsun sen bu domates? Domates satıyor paşam bak kaya gibi. Al sapasağlam. Yemezsen inşaatta tuğla diye kullan. Saçlarım sen domatesine. Sokakta ne işin var be adam? Evde satsam kimse almaz ki paşam. Oğlum bu memlekette ihtilal oldu. Sokağa çıkma yasağı var duymadın mı? Hadi ya gizli kamera şakası mı? Nerede kamera nerede? Hani... Ya şakası ciddi. Sen hiç televizyon seyretmez misin? Seyrederim paşam da. Biz şarkı türkü seyrediyoruz. Hani benim kız o yeni popçuları seviyor biliyor musun? Onların klipleri falan oluyor. Biz ona takılıyoruz. Şimdi siz beni eylemeyin de işim var. Hadi eyvallah. Hani ya domates, domates, domates.